Herkese selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Amerika tatilimizin artık sonlarına geliyoruz. Son 5-6 gün kaldı. Ben şimdi gym'e gidiyorum. Buraya ilk geldiğimde böyle bir private gym buldum. Güzel bir iş modeli. Böyle commercial gym'lerden farklı olarak işte resepsiyon yok. Böyle mekan büyük değil. Eşyalar lüks değil. Böyle derme çatma, zaten böyle 24 yaşındaki bir çocuk işletiyor. Bir yer tutmuş, bir depo alan tutmuş, oraya ekipman almış. Sonra da kapıya bir tane şifreli kilit koymuş. Elektronik. Üye olanlara o şeyi veriyor. Kilidi veriyor. Ayda 45-50 dolar gibi bir şeye insanlar orayı gece işte 1'e 2'ye kadar, sabah da 5'ten itibaren falan kullanabiliyorlar. Yani ne zaman isterlerse geliyorlar, girip kullanıp çıkıyorlar. Ve private gym olduğu için de pek şey de olmuyor. Pek insan da olmuyor açıkçası. Yani ben ilk gittiğimde hiç kimse yoktu. İkinci gittiğimde önce işte 2-3 kişi vardı, sonra onlar çıktılar falan. Ya genelde o şekilde oluyor. Ben de zaten Ramazan'da biraz hafifletmiştim çalışma programımı, yani bu egzersiz programımı. Bir de üstüne 2-3 hafta buradayız. Eğer burada da tamamen bırakırsam baya işte geriye giderim gibi düşünüp burada da ilk gelince demiştim yani bana bir 2 haftalık erişim verir misin diye. Bu 2 haftada işte 3-4 kere gitsem bana yeter. Şimdi 3.'ye gidiyorum. Günlerden çarşamba, hava bulutlu, sabah saat 9 civarı. Sokaklar sakin. Yani Santa Clara zaten sakin oluyor ama hafta içi artık herkes de işe gidiyor herhalde. Buralar daha böyle evlerin olduğu alanlar. Dolayısıyla buralar birazcık boş. Bakın şunlara vanity plate deniyor, özel plaka. Her sene belli bir ücret ödeyerek o plakalardan yaptırabiliyorsunuz. İnsanlar business'larının ismini yazdırıyor veya işte esprili şakalı bir şey yazdırıyor, kendi isimlerini yazdırıyor falan. Burada böyle depo alanları var. Benim kullanacağım gym de böyle bu alanların birinde bir depo aslında. Bu arada burada apartmanlar da var. Hani yatay mimari ama böyle birkaç katlı yerler oluyor. Mesela burada bakın 3-5-7 tane daire var bir binada. Building 1 yazıyordu. Böyle apartmanlar da var ama yatay mimari apartmanı bunlar, farklı yani. Böyle siteler var. Yine de bence tekli evler daha güzel. Amerika'da her geldiğimde dikkatimi çeken bir şey var. Her şey çok yazılı. Her şey çok literal. Yani iyi dokümantasyon yapmışlar şehre gibi düşünebilirsin. Mesela bakın her şeyde yazılı bir şeyler var. Mesela park edilmez. Bakın burası fire lane. Yani burada bir yangın durumunda itfaiye buradan geçecek. Buraya park etmek yasak. Bu kırmızı çizgiyi gördüğünüz yerlerde park edemiyorsunuz ya. Her sokağa koymuşlar yani. Her şey çok yazılı. Trafik işaretleri bile yazılı. Mesela yaya geçidi oradaysa, yaya geçidi gelmeden bir 50 metre önce ileride yaya geçidi var yazıyor. Ve sonra yaya geçidi geliyor falan. Güzel yani. Hani trafik kurallarını burada böyle bir hafta araba sürerek insan öğreniyor yani. Bakın her şeyde, her yerde yazılar var yani. Evet. Mekan bura arkadaşlar. Buradan gireceğiz. Az önce biri vardı ama sanki şu an yok. Daha iyi. Burası şu an 42 tane üyesi olan bir yer. Üye sayısı arttıkça bak bunları alacağım demiş. 50 de bu makineyi alacak, 60 da bunları alacak falan. Şu an 40 olduğu için etrafa daha fazla ayna takacakmış. O zaman hadi biz de günlük acımızı çekelim.
Elhamdülillah. Evet, çok şükür bugünü de atlattık. Şimdi eve geçip biraz çalışmam lazım. Slack hiç susmadı. Slack mesajlarına bakmam lazım. Bu videoyu burada bitirelim. Sizce böyle bir iş modeli Türkiye'de çalışır mı? Yani böyle bir private gym, az üyeli, insanların serbestçe girip çıktığı, saat aralıkları geniş, resepsiyon yok, özel hoca yok. Herkes kendi işini kendi görüp çıkıyor. Öyle bir yer. Çalışır mıydı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.